Evet, herkese e, hayırlı günler. E, bu ikinci video, 12. videonun ikinci bölümü Bakırköy Spor'la ilgili. E, dün diye kesildi diye çok şey geldi hemen e, herkesten. Sağ olsunlar takip edenler. E, ben böyle kesip biçmeyi yapıştırmayı bilmiyorum daha bu işleri. E, bu kadar yapmak ile e, gayet başarılı benim için işte bir yerinden kesip devam ediyorduk göğe ama şöyle bir gelişme oldu. Dediğim gibi Banu Berna kardeşler vardı. Onların ailesi Kanor Bey vefat etti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Kanor abi ve Leyla Hanım eşi. Leyla Hanım 26'sında şah damarında bir pıhtı atmış. Rahatsızlık geçirmiş. Allah şifasını versin inşallah. Şimdi iyiye gidiyormuş. Hastanede elermiş. Berna aradı ve Berna seyrettirmiş Leyla Hanım'a o bölümü. İşte çok hoşuna gitmiş, duygulanmış ve mutlu olmuş. Onun için ben bu konuşmayı da yapabilmek için o ikinci bölümü kestim ve işte kaldığım yerden oradan devam edeceğim. Ama yeri gelmişken söyleyeyim hemen kesilmesin. Berna Banu Güneri kardeşlerin ve e, ailesinin, Kanar abinin, Leyla Hanım'ın bende çok emekleri var. E, dediğim gibi ben işte sabah saat 6'larda çıkıyordum yola avcılardan. Mecidiyeköy'e işe geliyordum. İşte saat 5.30'da oradan çıkıyordum Bakırköy'e geliyordum. Bakırköy'de antrenman yaptırdıktan sonra çocukları merkeze bırakıyordum Bakırköy'ün. E, oradan tekrar e, e5'e dönüyordum. Oradan tekrar avcılara dönüyordum. Antrenörlük yapabilmek için ve sır, yani para falan kazanmıyordum antrenörlükten. Sadece bir işte duygu diyeyim, bir inanç diyeyim, bir içten gelen bir şeydi yani benim için. Voleybolu zaten sevdiğim gerçeği var. dolayısıyla bir gönül meselesiydi. O çocukların emeği, ailelerin o heyecanı, desteğini gördükten sonra bu işi bırakmadım, ee, iyi ki de bırakmamışım, İyi ki de onlar destek olmuşlar bana. Hem de en deli zamanlarımız, en deli çağlarımız, şimdi oturup böyle sohbet edebiliyoruz, ee, kendimi daha e, şey yapabiliyorum, ee, doğru değerlendirebiliyorum. Yani keşke yapmasaydım, işte dediğim çok e, deli hareketlerim vardı. Bu tamamen hırsımdan ve çektiğimiz zorlukların karşılığını alabilmek için. Burayı tam anlatabiliyor muyum? Var onda, çıkonunda sesini duyacaksınız arada. Yani çok zorluklar, çok fedakarlıklar yaşıyoruz ve onlar tamam, onların sonunda, e, onların sonunda da bir maça çıkıyorsunuz. O maçın karşılığında galip gelirseniz değecekti o sıkıntılara, zorluklara. Yoksa hani çok iyi oynadık, çok başarılıydım ne falan, onun çok özelliği kalmayacaktı. Oradan mutlaka yetişecek dediğim inandığım çocukların bir an önce yetişmesi gerekiyordu. Onların bir an önce yetişmesi için ben onları çok zorluyordum. Ee, i̇şte dediğim gibi çok da tecrübeli, bilgili, antrenörlük konusunda, yönetme konusunda değildim. Tamamen sporculuğun verdiği, sporculuktan gelen içgüdüyle hareket ediyordum. Ee, çok başarılıyız diye düşündükleri anda ben biraz daha yükleniyordum. Biraz daha iyi olsunlar, biraz daha iyi olsunlar diye. Ve onlar bütün bunlara hakikaten katlandı resmen. Ee, gayret etti, sineye çekti ve bana geri dönüşleri hep destek oldu. Hiçbiri yakınmadı, hiçbiri karşılık vermedi, terbiyesizlik, saygısızlık yapmadı. Ne aileler ne çocuklar. Böyle muhteşem, şanslı bir dönemimdi. Ee, dolayısıyla bugünlere geldik işte. Kanar abi ve Leyla hanım da, e, Güneri ailesi de hakikaten bana kucağını açan e, ailelerden. 2-3 tane zaten aile var böyle bu kadar içine girdiğim. Evine girdiğim, yemeğini yediğim, e, çayını çorbasını içtiğim, dertleştiğimiz, e, şey yaptığımız. Hatta mesela bir Bakırköy gecesi yaptık. Borçlar birikti, formalar. işte biz galip gelip maçlar oynadıkça... İşte yapabileceğimiz bir şey yok çocuklara. İşte gidiyordum forma yaptırıyordum vesaire. Ee, Kanar abiyle de dertleşiyoruz eylemle. Ee, diyorduk ki ne yapalım, ne edelim falan. Ya yani nasıl olsa öderiz falan diyorduk. Ee, bir gece yapma fikri doğdu. Ondan sonra ya dedik yapar mıyız? Yaparız. İşte bir yer tutulacak. Şey yapılacak vesaire. Hakikaten yaptık o geceyi. Ee, beklediğimden muhteşem oldu. Ondan sonra borçları kapattık. Ee, yani iki sene, iki buçuk senelik borçları kapattık öyle şey değil. Üstüne para kaldı yani. Kara geçtim diyeyim. Ondan sonra e, bu arada mesela antrenman maçlarına gidiyorduk. Daha çok da altın yurda sağ olsunlar onlar da çok. Haftada bir gün mutlaka yapıyorduk. A takım, genç takım hatta 3 set A takım, iki set genç takım böyle veya işte 3 set genç takım, 2 set yıldız takım. E, salon bulamadığımız için Bakırköy'den Altın Yurda Bağlar Başına giderken de hatlı minibüs top kapı Bakırköy minibüs hatına bir tane çocukla anlaştık, genç bir çocuk. E, o da mesela sağ olsun şey yaptı, sadece mazot parasına götürüp getiriyordu. Orada bekliyordu, taraftarımız olmuştu. Ondan sonra e, Orhan Gencebay çalıyordu, giderken dönerken En önemli bir konu o, ben çok severim Orhan Babayı vesaire e, herkes cebinden para veriyordu. Yani işte yarısını çocuklar veriyorsa yarısını da ben tamamlıyordum. İşte 10 kişi, 14 kişi, 16 kişi neyse gelen veli olursa. E, onlar herkes adam başı bir para veriyordu. İşte 3 lira, 5 lira neyse atıyorum. E, geri kalan o 5 lirayı da ben koyuyordum yarısında. Yani böyle antrenörlük hayatımız başladı. Bugünlerde de işte hep yanımdaydılar e, Kanor abi, Leyla Hanım işte akşam illa otur bir yemek yerdik çünkü saat oluyordu 8-9 benim avcılara gitmem 11'leri buluyordu gece sabah yine 6'da işe gitmek için yola çıkıyordum dolayısıyla işte aç gitmeyelim falan vesaire diyor ben de acıkıyorum yani şeydi çok da böyle gerçekten sevdiğim insanların yanında çok böyle çekingen vesaire değilim yani kendi ailemiz akrabamız gibi Oturup yemek yerdik, sohbet ederdik yine. Oradan da devam ederdim eve. İşte Leyla Hanım e, o emekleri veren, o şeyleri veren insandı bize. Hatta bir tane daha böyle abartılı şey söyleyeyim. Yağmur yağıyor, biz de kondisyon çalışacağız. Ne yapacağız? Çocukların hepsi Leyla Hanım'ın eve gündüz iç pat çat kapı giriyoruz ve orada e, odalarda üçer dörder kişi. İşte mekik çekiyoruz. Şınav çekiyoruz. Ve sizi temin ederim hiç kaytaran olmazdı. Ben görmezdim işte ben ortada sofada duruyorum mesela. Şeyde. Salonda. işte orada 4-5 kişi var. Diğerleri öbür odalarda. Kaytaran olmazdı biliyor musunuz? Ne kadar yapabiliyorsa herkes yapardı. Böyle bir gruptuk. Böyle bir ekip takımdık. Ve Bunlar sayesinde Osman Öner diye bir antrenör eczacı başına istenir oldu. İşte o günleri ailesinin annesi Leyla ablamız. Allah şifa versin. İnşallah bu da moral olur sana. Allah seni çocuklarına bağışlasın, torununa bağışlasın. Ve iyileştiğinde de inşallah bir araya geleceğiz. Öyle de bir yayın yaparız. Seni hem görürler, insanlar tanırlar. Hem de e, bir daha eski günleri sohbeti e, Kanor abinin ruhunu anarız. E, acil şifalar diliyorum. Çok geçmiş olsun. Evet. Kaldığımız yer e, Tuğba Meto'nun ailesini bulmak için Karaburun'du zannediyorum. Yine hep hatırlamıyorum orayı. İzmir'de Havaalanından oraya gittik. İşte sahil kısmına girdim arabayla arıyorum şeyi. E, Turgay Meto soracağım. İşte e, mutlaka tanıyorlar. İzmir Spor'un antrenörü, çok iyi futbolcu, çok iyi antrenör. Meşhur bir adam yani. Çok da değerli bir insandı. Spor adamı olarak da insan olarak da. Hakikaten şimdi birazdan anlatacaklarımı dinlediğinizde bana hak vereceksiniz. E, benim takımımı tamamlayan en önemli parçayı kızı Tuğba'yı e, o aile yolladı bana da güvenerek e, ve bizim çok değerli bir pasörümüz oldu ve Tuğba e, senelerce genç milli A milli de çok başarıyla oynadı. İşte Sultanlar Ligi bugünkü Sultanlar Ligi'nde çok başarıyla oynadı. İkinci ligden aldığımız bir oyuncu ee, bir sene sonra güneş sigortaya geçti ve amili takıma girdi. Amili olan e, bir başka e, sporcum. E, şimdi ben sahile giriyorum ilk şeylerden böyle bütün sahil şeridi orası. Girdim ilk şeyden girişteki sahil yerleşkesinden soruyorum. İşte Turgay Meto'yu tanıyor musunuz? Turgay Meto'yu tanımıyoruz. Eğer oralarda oturuyorsa mutlaka dedim tanıyorlar. Ondan sonra yazdıklarının işte da işte Karaburun'da olduğunu öğrenmiştim. Ee, sonra sonra böyle gidiyorum. Diyorlar ki yok bilmiyoruz, bilmiyoruz, bilmiyoruz vesaire. Böyle daha sahile sıfır olan işte iki katlı e, şeyler var. Daha sayfiye, ağaçların altında daha böyle sakince bir yer. E, oraya girdim. Sabah da saat 8 sekiz, sekiz buçuk civarı. E, oraya böyle yokuştan aşağı doğru indim yoldan. Bir e, kişi şey yapıyor bahçeyi suluyor. Üstünde mayası, bahçeyi suluyor. Ondan sonra ben arabayı böyle bıraktım hemen kapının önüne doğru. Şimdi o da bana böyle bakıyor yan yan. Ben indim aşağıya. Böyle bana baktı dedi ki sen de Osman Nur Öner'sin değil mi dedi. Evet abi dedim sen de Turgay Meços'un. He dedi lanet olsun falan gülüştük. Ondan sonra oğlum dedi nereden buldun beni ben sana adresi verdim. Vallahi dedim sonra sonra oldum Turgay Meços'a meşhur. Ondan sonra e, burayı tarif ettiler. Buldum dedim yani. E, ben dedi anladım dedi. Tuğba'yı almayı aldım ama ben vermem dedi Tuğba'yı. Benim için de 50 dedi. Benim oyuncağım oğlum dedi. Oğlan yurt dışında okuyor. Kızım da dedi benim için önemli. E, sana dedi kızımı vermem yani. Hiç kusura bakma buraya kadar şey gel dedi misafirimiz ol. E, şey yap ama e, vermem. Abi dedim benim başka çarem yok. Çok güzel bir takım kurduk. Çok iyi oyuncular da aldık, çok iyi destek de görüyoruz, mucizeler oluyor. Ben de bu işi yapacaksam başka şansım yok, başka çarem yok. Sordum, soruşturdum. Bulduğumuz en iyi oyuncu, en değerli oyuncu Tuğba Meto ve inşallah Amir takıma girecek kızım. Bana güven. Ya kardeşim dedi, ne diyorsun? Yani sen bir okul takımına istiyorsun. Kulüp takımında daha yeni kurmuşum. E sen dedi yeni antrenörsün. E Benim dedi kızım burada ikincilikte oynuyor. Yani Yıldız takımında yaşa ama. A takımında oynuyor. E, okul diyorsun dedi, Şenzozöf'te okuyor zaten. Fransızca eğitim alıyor, İngilizce biliyor. E, okulunda bir sorun yok. Sen Şenzozöf'ten daha iyi bir okul mu vereceksin? Yok dedim, veremiyorum daha iyi bir okul. Çünkü dedim, Çavuşoğlu Koleji, kolej kısmı ve normal lisesi var. Fakat Fransızca eğitim alan birinin e, İngilizce teşhisatta, kolejde devam etme şansı yok. Dolayısıyla Tuğba geliyorsa normal kısmına gelecek Çavuşoğlu kolejin, Ama aynı müdüre bağlı olduğu için de aynı okul takımında oynayabilecek. Sen dedi deli misin lan dedi ben bu kadar sene dedi onu ortaokul lise okutmuşum. Sen Jüsef'i kazanmış bu kadar iyi okuyor falan. Yani hiç öyle bir şey yok dedi yani şansı yok. Tamamen dedi ortadan kalktı bu şey ondan sonra. E dedi para desen dedi Allah aşkına ben sana kaç parası dedi ben sana vereyim de git dedi başımızda rahatlayalım yani. Bu sıkıntı bitsin. Hiç şey yapma yani. E, görüşmeyelim bu konuları. Ama dedi kardeşim olarak gel her zaman beklerim falan. E, Allah yardımcınız olsun başarılar falan. Dedim abi böyle bir şansım yok. Oturacağım konuşacağım bir daha konuşacağım bir daha konuşacağım. Ta ki dedim Tuğba'yı alana kadar. Buradan dedim beraber gideceğiz Tuğba'yla. Başka hiçbir şansım yok benim. Ve dedim o bekleyen dedim 11 tane daha takım arkadaşı e, okul takımındaki özellikle e, başka şansları yok yani. Yoksa dedim o takım pasörsüz hiçbir şeye yaramayacak. başarıda e, başarı da elde edemeyecek. Neyse işte o arada tabi eşi kalktı, e, şeyler e, Tuğba kalktı, e, teyzesi mi akrabası mı e, bir aile vardı onlar kalktı. İşte sohbete başladık, şey yaptık falan, kahvaltıydı bilmem neydi. Ben aynı şey söylüyorum alacağız. Tuğba abi diyor ki, şey Turgay abi diyor ki oğlum git başımdan vermeyeceğim yani. Abi diyorum ben de almadan gitmeyeceğim. Hep aynı muhabbetlerde dönüyor olay. Annesi çok karışmadı. İşte tabi Tuğba çok zeki bir kız yani muhteşem zeki ve çok karakterli, çok kişilikli, olgun bir kız. 2-3 gün böyle geçti yani ben Turgay abinin eşyalarını giyiyorum, hiçbir şeyim yok, pantolon, tişörtle gelmişim yazın. Dedi ki, araba dedi yazmasın dedi boşuna. Sen dedi gitmeyeceğim belli oldu. Ben bırakırım, İzmir'e iniyoruz. Ee, şey yap, çağıralım dedi arabayı alsınlar yani burada duruyor araba. Tamam abi dedim. Arabayı çağırdı, aradılar, arabayı geldi aldılar. Bu arada işte duyan Osman'ın tuğbayı alacak vesaire diye yan komşuları falan senelerdir orada beraber oturuyorlar. Ee, Tuba onların da kızı gibi büyümüş. Ee, onlar gelip tanımaya çalıştılar. Yemekler yapılıyor, buluşuyoruz. İşte sas çalanlar var, doktorlar vesaire böyle. Sas çalan doktor, işte öbürü diyor ki ut çalan doktor, öbürü diyor ki klarnet çalan doktor. Darbuka çalan hep böyle doktorların şeylerin olduğu yer. Akşamları futbol maçı yapılıyor. Ondan sonra iddialı. Tuba bayağı erkeklerle futbol oynuyor, çok iyi bir tekniği var. Babası hep çalıştırmış onu. Dolayısıyla baba kızı ilişkisi hakikaten iki arkadaş yani. Annesine çok bağlı Tuğba. Ee, çok zor görünüyor iş yani. Ee, bu arada ben işte üçüncü günden sonra Tuğba ile sabahlara kadar sohbet etmeye başladım. Oturuyorduk, herkes yatıyordu, biz bahçede oturuyorduk. Ee, muhteşem bir yazlıkları vardı. Denize böyle 40-50 metre falan herhalde en fazla. Oturuyorduk orada kendimi anlatıyordum. Voleybolculuğumu anlatıyordum. Kendimden örnekler veriyordum. işte eczacı başından örnekler veriyordum. Voleyboldan örnekler veriyordum. Ondan sonra onun kapasitesi, kalitesinde bir oyuncunun yapması gereken fedakarlıklar olduğunu ve bunların karşılığında da A milli takımda oynayacak bir oyuncu haline geleceğini, bunu da herkese nasip olmayacağını anlatıyorum. Yani her şey hayatımıza dört dörtlük olmuyor. Ben okulumu okuyayım San Joseph'te işte süper şekilde eğitim alayım. Ki o zamanın 86'ların, 87'lerin e, Türkiye'sinde bu hiç şans yok. E, i̇şte ben eğitimimi alayım, ben en iyi kulüpte oynayayım, ben amirli de olayım. Antrenman da yapayım ama okulum da aksamasın. Yani böyle bir şans yok yani. İkisinden birine... Biraz daha fazla göm vereceksiniz. Ee, okulsa dedim her zaman okuyabilirsin. Dışarıdan bile girsen. Sen çok zeki bir kızsın. Bırak 10 sene okulu. 10 sene sonra git. Zaten yine kazanırsın. Ve yine okursun. Üniversiteyi de okursun. Onun hayali de Avrupa yurt dışında abisi gibi üniversiteyi okuyup işte devam etmek. Voleybola orada. Ee, ki onu da yaptı yani. Amerika'ya gitti diye biliyorum. Orada oynadı da. dünya her takımında oynardı yani. Net. E, ...dolayısıyla... E, ...bunları işte anlatıyoruz... ...konuşuyoruz vesaire... E, ...artık bir hafta geçti... ...ben bu arada bayağı... ...ev işlerine yardım ediyorum... ...yemeklere patates soyuyorum... ...bilmem soğan soyuyorum... <laughs> ...sebze ayıklıyorum... E, i̇şte o arada annesiyle konuşuyoruz... ...falan... E, ...işte voleybol oynuyoruz... ...kumda e, orada... ...babası annesi işte o... ...komşular falan hepsi seyrediyor bayağı bizi tanıdılar diyeyim. Yani kendi ailesinden biri olduk. Ve en sonunda Tuba dedi ki tamam abi dedi ben geliyorum kabul edeceğim. Geliyorum bu akşam dedi babamla konuşalım annemle yemekte aileyle. Oturduk hakikaten konuştuk. Yani babası tabii çok üzüldü yani. Hani kaybedebileceklerine ya olmazsa ya başarılı olmazsa eğitimi gidiyor. Sen Josef eğitimi gidiyor vesaire. Bu yapılabilecek şey değildi yani. Ondan sonra bunu göze alarak biz o akşam işte yemekte tabii dünyanın en mutlu adamı benim hemen şeyi aradım. Ahmet Bey'i aradım gece. Dedim Ahmet Bey hayırlı olsun. Tuğba Ahmet o kabul etti. En önemli eksiğimiz de bitti. Bu takım şimdi tamamlandı. Dedim final oynarız ama şampiyon olur muyuz olmaz mıyız? Çünkü Üsküdar Kıstası genç, genç milli takım yani. Türkiye, İstanbul'daki en iyi oyuncular. Ezra vakıf Güneş Sigorta o zaman, Vakıf bank yok. E, Galatasaray, e, Fenerbahçe. Yani bunların e, arçelik. Bunların en iyilerini alıyor 12-14 kişi. Ve böyle bir kadro yani. Dedim ona göre bakacağız ama güzel bir takım oldu ve zor yeniliriz. Ondan sonra hakikaten de Allah utandırmadı. Hem İstanbul 2 olduk hem Türkiye 2 olduk. Hem de en önemli bir tane oyuncumuz Filiz. iki final maçında da sakatlandı. Bu büyük bir şanssızlıktı. İki tane Üsküdar Kız Sesi maçında Filiz bir gün önceki antrenmanda hiç yani öylesine bir antrenman yapıyoruz. Hani servis at, manşet karşıla vesaire. Ayağı burkuldu. Yani ısınma sımacı vururken nasip ee, ve ayağı burkuldu. Ee, i̇ki maçta da oynayamadı. Ee, zaten üç tane iyi oyuncu oynuyor: Tuğba, Filiz, Aycan. Diğerleri genç oyuncularımız. Ee, onların yanına bir Didem giriyordu. Ee, şey Onu da e, nasıl kullanıyorduk? Smaçör kullanacaktık, ortaya çektik. İşte dört numaraya benim iki tane küçük takım buketle Ebru'yu koyduk. Ebru daha da küçük yani. Ee, ondan sonra böyle bir takım yaptık. Ve bu arada işte Berna vesaire 2-3 oyuncu da tercüman kolejine gitti. Onlar da yatırım yapan şeylerdi. E, okuldu. E, onlar da bize rakip oldu. E, o da iyi bir takım kurdu. Galatasaraylıları aldılar e, birkaç tanesini. O da iyi bir takım oldu ve e, bir anda işte böyle okullar, liseler e, olay olmuştu. Eski Buran Felek salonu işte herhalde 2000 kişi alırdı. Sığmıyordu. Okul maçında mesela Üsküdar Kız Sesi Çavuşoğlu Koleji maçında okul iptal oluyordu. Oradan kalkan otobüslerle bağlar başına geliyorduk Bakırköy'den. Üsküdar Kız Sesi zaten Mehmet Keskin Hocam muhteşem organizasyonlarla bütün salonu sabahtan gelerek <laughs> dolduruyordu bizim seyircilerin gireceği yer yani üçte bir biz oluyorsak düşünün Buran Felek salonu şimdi Sultanlar Ligi'ne veya Efeler Ligi'nde 100 kişi oynanıyor. O 2000 kişi doluyordu. Sığmıyorlardı. Sığmayanları otobüse koyup tekrar öğretmenlerle okula yolluyorduk. Bu kadar şeydi lise maçları. Ve dolayısıyla Bizim takımımız tamamlandı. Ben o bir hafta işte sonunda 8. gün Tuğba'yı da alarak Allah nasip etti. İstanbul'a döndüm. İşte bir ev tutulmuştu şeyde. Ataköy'de. Çok güzel bir ev. Ben mesela o kalitede bir evde çok sonraları oturdum. Nasip oldu. O eve yerleşti Tuğba. Annesi geldi. Bir süre kaldı gitti vesaire Ve takımın çehresi değişti. Yani o kalitede bir pasörle bizim oyuncuların, smaçörlerin oynaması, çalışması, antrenman yapması şekli değişti. Bir enteresanlık daha var. Tuğba mesela şunu deseydi ben Galatasaray'da oynamak istiyorum. Ben Güneş Sigorta'da oynamak istiyorum. Ben Arçelik'te, Fenerbahçe'de hepsine gidebilirdim. Ben Bakırköy'le Benle kalmasını çok istedim. Hem dedim ben sana söz veriyorum pasör olarak gelişmene yardım edeceğim çok ama esas senin bu oyuncuları yetiştirirken ben bana çok takıma çok yardımın olacak çünkü o kalitede paslarla çok daha az hata yaparak oynayacağız takım olarak. Bunun için önemli senin burada olman ama seneye sana söz eğer bir teklif geliyorsa ben seni kendi elimle e, oraya bırakacağım o kulübe götüreceğim bırakacağım. Bir kere daha konuşmadı benle bu konuda. Bir kere tavır yapmadı. Bir kere ya sen niye bana böyle bir şey yaptın demedi. Ve biz başladık, devam ettik. Ve Allah nasip etti. Liselerde daha ilk kurulduğumuz sene İstanbul 2 olduk. Üsküdar Kıssesi'ne 3-1 yenildik. Diğer tercümanı vesaireyi yendik döndük Türkiye Şampiyonası'na yine aynı şekilde 3-1 yenildik İzmir takımını 3-2 yendik, Türkiye 2 olduk ve o senenin sonunda Ahmet Çavuşoğlu 14 kişilik kadroyu ona indir dedi. Çünkü yaşı küçük olanlar var, bir sene sonra mezun olanların yerine onları koyacağız. Öyle plan yapmıştım ve bizimle beraber antrenman yapıyorlardı ee, dedi ki 10 kişi kalsın voleybol takımı Dedim böyle bir şey olamaz Ondan sonra e, Bir bahane de olabilirdi İşte basketçilerin baskısı da olabilirdi Ahmet Bey'e sırf basket olsun işte voleybolla bir kaynak ayrılmasın Çeşitli sebep olabilir Hakikaten istememiş olabilir vesaire Neyse böyle bir şey deyince e, Ahmet Bey ben dedim teşekkür ederim ...belediye başkanımıza da söyleyeceğim dedim... ...şikayet anlamında değil... ...Çavuşoğlu'yla yapmayacağız... ...ve ben oyuncularımın hepsini alacağım... ...hocam dedi... ...hani yapmasan daha iyi olur... ...biz sevdik sizi ve... ...yani bizimle olmanızı... ...devam etmenizi isteriz ama... ...10 kişi kalsın takım... ...hani daha az burs verelim... <laughs> ...çünkü tam burs veriyordu... ...yani okulu, elbisesi... ...yemeği, servisi... ...vesairesi yani... Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, benim bir tane minibüsüm vardı. Hep böyle karavan ya yapmak için şeyim vardır içimde. İnşallah Allah nasip ederse bu yaştan sonra yapacağım. Ee, bir tane Ford minibüsüm vardı. Onu işte toplattık, boyattık, şey yaptık falan. İçine müzik sistemi falan vesaire. Ben onunla geziyorum, dolaşıyorum, kullanıyorum. Ee, bir gün şey dedi. Hocam dedi sen dedi bizim basketçileri de dedi ben Aycan'ı karşıdan alıyorum. Bağlar başından oraya servisi yok. Bakırköy neresi? Bağlar neresi? Ee, sen dedi bizim dedi basketbolcular dedi şeyde oturuyor karşıda okul takımı oynuyor. Böyle bir şey yapar mısın dedi sabahları müsait misin? Şimdi ben sabahtan ne anlarım? İşte 8 9 <laughs> yani anlarım. Dedi ki her gün dedi basketçileri alacaksın senin voleybolcuları alacaksın dönecekler bırakırken de dönüşlerinde de biz şeye bırakacağız deniz otobüsüne ataköy'e öyle gidecekler. Dedim alırım valla şeyim yok hani biz de sana dedi benzin paranı da verelim işte belli bir para da verelim. Hem dedi sen para kazan bu işten hem de şey yap. Çünkü ben okul takımından da para almıyorum. Ee, amacımız o sporcuları o çocukları eğitimini ve antrenör olarak sporcu olarak, voleybolcu olarak eğitimlerini ve okul eğitimlerini en üst düzeyde yapmak. Bana daha bu işten para kazanmak falan aklımdan geçmiyor. Kimseyle para konuşmuyorum. Neyse bu arada da malzemeye para ödüyoruz herhalde. Maaşımdan alıyorum hemen gidiyorum. E, malzemeye vesaireye para ödüyorum. Neyse e, dedim olur yani bir sorun yok. Kaç kişi var? Dedik işte bizde 9 kişi var. Dokuz kişi dedikleri de iki metrelik adamlar, basketçiler. Ee, i̇şte şimdiki federasyon başkanı, basketbol federasyon başkanı dahil onun gibi milli oyuncular. Ee, dolayısıyla hani Ford minibüse dokuz kişi bile sığmıyor. E ben iki tane, üç tane voleybolcu alıyorum karşıdan. Bağlar başından iki tane kız vardı. Selma'ydı galiba biri. Solak. Ee, bir de Esmer bir kız vardı. Çok değerli da hakikaten. Çok hanımefendilerdi. Bize çok katkıları oldu. Bir de Aycan var. Daha sonra işte Didem'i de oradan alınca dört tane oyuncu oluyor. İşte nereden alınacak dedim. Dedi bizim dedi şey var. Şoförlerden birini vereceğim servisçilerden. Çünkü her gün başka bir servisçi bir minibüs yolluyor. Karşıdan topluya geliyor falan zor olacak. Aksıyor da geç kalınıyor vesaire. Ee, dedi ben sana şoförü vereceğim. O dedi gösterecek sana. Tamam dedik işte biz şoförle şey yaptık haberleştik. Topkapıdan onu aldım. Sabah beş buçuk. <laughs> Sabah beş buçuk altı. Gece karanlık yani. Ondan sonra buluştuk adamla. Dedim herhalde hani bu saatte şey yapacak. Buluşalım da hani geç kalmadan öğretecek falan yolu. Bugünlük öyle. Yok ben bütün kış, o sezon öğretim yılı boyunca sabah beş buçukta kalktım. Koz yatağına giderek, koz yatağından Bakırköy'e gelerek o öğrencilerin servisini yaptım. Karşılığında da hakikaten çok iyi para aldım. Yani antrenörlük maaşından daha fazla para aldım. E, ve o sporcularla beraber, işte dört tanesi bizim oyuncumuz diğerleri basketbolcu o sporcuları o Ford minibüsle benim ama çok lükstü yani taşıdım o problemi de halledince gayet iyi olmuştum daha rahat etmiştik yani bunun gibi daha bir sürü anılar var da onlara çok girmeyeyim sadece bu sporcularla ilgili kısımları anlatayım bizim şimdi bakın Eda Çetin Bakırköy Ortaokulu Bakırköy Spor. Bunlar alttan sıfırdan başlayanlar. Eczacıbaşı'nı oynadı A milli takıma girdi. Ebru Algür Bakırköy Spor'da başladı. Eczacıbaşı'na girdi. A milli oldu. Yani genç milliyi söylemiyorum. Ebru Barbarasoğlu Galatasaray'a gitti. Anne baba Abla Galatasaray'da oynamış. Galatasaraylı. Annesi de milli voleybolcuydu. Dolayısıyla Ebru Galatasaray'ı seçti. Seve seve yolladım bir Galatasaraylı olarak. Gurur duydum. O da öyle yıldızla sanıyorum yıldız milli oldu. Çok yetenekli bir çocuktu. Ve pasör çalıştırıyorduk. Okul takımında smaçör oynuyorduk. smaçör didemi ortaya kaydırınca küçük takım oyuncusuyken genç millilere karşı top oynuyordu. Manşet karşılatıyorduk Buket'le beraber ikisi. Manşet karşılayan, işte defans yapan, ee, işte smaç plaseyle veya plaseyle direkt hata yapmadan öyle sert vurma şansları yok. Fizikleri yetmiyor. Ee, ama söylediğim yere binlerce kere tekrar ederek, yüz binlerce kere fırça yiyerek Tekrar ederek o istediğim yere smaj plese vuruyorlardı. İşte havuza bir numaraya, bloğun içinde plase falan. O teknik özellikleri kullanarak da hata yapmadan ya top oyunda kalıyordu ya da sayı alıyordu. Böyle bir oyuncuydu. Fatma Ekmekçi vardı. Yine benimle beraber başlıyordu. O 3-4 yaş büyüktü. Tuğba doğumluydu. 72 doğumluydu. O da Türk Hava Yolları Sultanlar Ligi'ne, Ceyhan abiye kendi elimle verdim. Çünkü oynayabilme kapasitesi oradaydı. O da senelerce oynadı. Bugün libero olsa mesela, Ebru Barbarosoğlu da şu anda Sultanlar Ligi'nde çok rahat libero oynar. Fatma Ekmekçi çok rahat libero oynar. Buket Özdiker çok rahat libero oynar. Net yani bunu söylüyorum. Ve çok iyi paralar kazanırlar. Özlem Özdemir Bizim lakap Laz Özlem dediğimiz, lakabını taktığım Özlem Özdemir Bakırköy Spor'da başladı. Eczacı başına götürdüğüm sporculardan amili takım oldu. Hande vardı, yine çok 77 doğumluydu. Soyadını hatırlayamadım, çok özür diliyorum. O da servis karşılaması 10 üzerinden 8. Yani 10 topun 8'ini mükemmel manşet veren. E, defans yapmayı bilen 1.90-1.92 boyunda. E, o da Eczacı başına gitti. Yıldız genç milli oldu. Ondan sonrasını takip edemedim bıraktı voleybolu. E, bana göre milli de olabilirdi. Çok uzun boylu çok yetenekliydi. Gizem aynı şekilde. E, onu e, biz e, kardeşiyle beraber bir antrenmanları aldık bir süre. Oradan Eczacı başına götürdük. E, ben de başlamadı ama benle çalıştılar çok. Ee, o da öyle Yıldız Genç Milli Eczacı başında oynadı. Daha sonra o da bıraktı. Ee, dolayısıyla 6-7 tane A milli olan Bakırköy Spor'dan. Bir kişi daha var aklıma gelmiyor bir türlü onu şey yapamadım. O da e, amilli A milli olan oyunculardan. Ee, şimdi bu oyuncular Bakırköy Spor'da işte de